Merhaba değerli izleyicilerim. Bugün sizlere Kanada ile alakalı bir video hazırladım. Bu videoda Kanada ile alakalı en çok bilinen 10 yanlış, biraz da Kanada'nın olumsuz yönlerinden bahsedeceğim. Değerli vakitlerinizi almadan hemen ilkine geçelim. İlki Kanada'daki sağlık sistemi. Kanada'daki sağlık sistemi ile alakalı özellikle Kanada'da hastaneye veya herhangi bir kliniğe gitmemiş kişiler Kanada'daki sağlık sisteminin dünyada bir numara olduğunu iddia ederler. Bu iddiaları hem doğru hem yanlış. Doğru olan kısmı şu. Gerçekten Kanada'daki sağlık sistemi çok güzel. Ücretsiz muayene oluyorsunuz. İsterseniz milyarder olun, isterseniz hiç parası olmayan çok fakir bir insan olun. Kanada'da aynı muameleyle karşılaşıyorsunuz. Aynı hastaneye gidip aynı doktorlardan muayene oluyorsunuz. Fakat problem şu, Kanada'daki sağlık sistemi çok güzel ama aşırı derecede yetersiz. Özellikle aile doktoru bulmak gerçekten çok sıkıntılı. Kanada'da eğer sigortanız varsa, ki çalışan herkesin zaten sigortası var veya Kanada'ya herhangi bir değişim programına giden öğrencilerin mutlaka sigortaları oluyor. Eğer sigortanız yoksa sağlık sistemi normalde ücretsiz ama sigortanız yoksa çok pahalı. En ufak nezleye, gribe, basit bir muayeneye bile binlerce dolar harcamak zorunda kalabilirsiniz. Bu nedenle Kanada'ya giden turistlerden, öğrencilerden, değişim programına giden herkesten mutlaka sigorta yaptırmasını isterler. Kanada'daki sağlık sistemiyle alakalı en sıkıntılı durum şu. Gittiğiniz zaman hemen muayene olamıyorsunuz. Bir acile gitseniz bile, mesela bir kolunuz kırılsa bile 9-10 saat, bazen 30-40 saat hastanede acilde beklemek zorunda kalabiliyorsunuz. Hiçbir zaman 1 saat 2 saatten önce acilden kesinlikle çıkamıyorsunuz. Sizin durumunuz ne kadar ciddi olursa olsun bu şekilde. Mesela diyelim ki MR çekilmesi gerekiyor. Size en erken 4 ay 6 ay sonrasında randevu verebiliyorlar. Hatta bu durumdan kurtulmak için bazı zengin Kanadalılar Amerika'ya gidip geliyorlar. Amerika'da hemen MR'larını çektirip geliyorlar. Amerika ile Kanada'yı çok kıyaslarlar. Amerika'da sağlık sistemi daha güzel aslında Kanada'nın. Fakat Amerika'daki sağlık sistemi gerçekten çok pahalı. Yani sigortanız bile olsa bazen çok ciddi ücretler ödemek zorunda kalabiliyorsunuz. Bu nedenle birçok Amerikalı Kanada'ya geliyor ama geldikleri zaman hemen muayene olamıyorlar. Bu nedenle de hemen muayene olunmamasından dolayı da aslında birçok Kanadalı Amerika'ya gidiyor. Yani Kanada'da paranız varsa bile muayene olamıyorsunuz. Beklemek zorundasınız. Ama Amerika'da öyle değil. Zenginseniz, milyonerseniz, sizin için para hiç önemli değilse istediğiniz zaman, istediğiniz kalitede doktordan randevu alıp hemen muayene olabilirsiniz. Ama maalesef Kanada'da aynı durum söz konusu değil. Hastanede sıranızı beklemek zorunda kalıyorsunuz. Yenice duyduğum bir örneği vereyim. Mesela bir arkadaş böbrek taşı için acile gidiyor. Acilde arkadaşa bir ağrı kesici verip 3-4 saat bekletiyorlar. 3-4 saat beklettikten sonra da 9 saat sonrasında randevu veriyorlar. Yani böbrek taşı için giden birisi aslında Türkiye'de olsa hemen muayene olur, hemen acil müdahale edilir. Ama Kanada'da öyle değil. 9 saat, 10 saatten önce kesinlikle muayene olması mümkün değil. Kanadalılardaki mentalite ölümcül bir durum yoksa tamam ağrım var, acım var, çok şiddetli acı ama acıdan kim ölmüş, kıvran kıvrana bildiğin kadar. Mesela başka bir örnek vereyim. Yine yenice duyduğum bir örnek. Yine Türk bir arkadaşın başına gelen bir örnek. Uykusuzluk nedeniyle uyku kliniğine giden bir arkadaşa 9-10 ay sonrasında randevu veriyorlar. Bu da yenice duyduğum örneklerden bir tanesi. Yine başka bir aileden bir örnek vereyim. Çocuğunun şiddetli ateşi olduğu için doktora gidiyor. Doktor da acilde yaklaşık 9 saat bekledikten sonra doktorun gittiği, hastanede doktor kalmadığı, o nedenle sabah gelmesi gerektiğini söylüyorlar. Sabah gittiğinde de 3 gün sonrasında randevu veriyorlar. Yani şiddetli ateşte çok acil müdahale edilmesi gereken bir durum olduğunda bile maalesef ancak 3-4 gün öncesine muayene randevusu alınabiliyor. Yani özetle şunu söylemek istiyorum. Evet, Kanada'daki hastaneler, Kanada'daki sağlık sistemi dünyanın en iyi sistemlerinden, en iyi hastanelerinden bir tanesi. Doktorlar çok nitelikli, çok kaliteli. Kesinlikle gittiğiniz zaman yanlış tedavi görmezsiniz. Doktorlarınızdan memnun kalırsınız. Ama gidip hemen muayene olmanız mümkün değil. Durumunuz ne kadar acil olursa olsun, bu sizin için acil, karşı taraf için hiç acil değil. Bazen acilde bile o kadar bekliyorsunuz ki, mesela geçen bir arkadaşın başına gelmiş bir olay anlatayım. Kolu kırılıyor, hastaneye gidiyor, acile gidiyor. Acilde toplam, özetle şöyle anlatayım, detaylara girmeyeyim. Acile girdiğinden kolunun sarılıp çıkmasına, en son artık hastaneden ayrılmasına kadar geçen süre yaklaşık 40 saat. Ve arkadaş şu yorumu yapıyor. Ben bu 40 saat içerisinde uçak biletimi alıp Türkiye'ye gidip Türkiye'de muayene olup gelseydim evime daha çabuk varırdım diyor. Gerçekten de durum bu maalesef. Bu arada hastaneler, sağlık sistemi, her şey ücretsiz demişken şunu söyleyeyim. Bu ücretsizlik kısmı diş ve gözü kapsamıyor. Yani
dişle alakalı bir rahatsızlığınız varsa, gözle alakalı bir rahatsızlığınız varsa kesinlikle onlar için ücret ödüyorsunuz ve bu ücretler inanılmaz pahalı ücretler. Yani 3-4 tane dişinize implant yaptırsanız inanın bir ev almış kadar para harcıyorsunuz. Bu nedenle şunu söyleyeyim. Mesela benim Türkiye'de yeminli tercüme hizmetleri yapan bürom vardı. Müşterilerinden bir tanesi sağlık turizmi yapıyordu ve sürekli Amerika'dan ve Kanada'dan özellikle diş ve göz için hastalar geliyordu. Özellikle Amerika'dan ve Kanada'dan Türkiye'ye çok hasta getiriyordu sağlık turizmi maksatlı. Ben hep şunu merak ediyordum. Yani tamam, Amerika'dan Türkiye'ye sağlık için gelmeleri normal. Çünkü Amerika'da sağlık sistemi çok pahalı. En ufak bir şey için bile 10 binlerce, bazen 100 binlerce dolar ödeyebiliyorsunuz. Bunun yerine 1500-2000 dolar verip Türkiye'ye gelip güzel bir şekilde muayene olup hatta belki de biraz tatil yapıp gitmek çok mantıklı. Bunu anlayabiliyordum ama hep şu soru işareti oluştu. Kanada dünyadaki en güzel sağlık sistemlerinden birisine sahip. Üstelik her türlü sağlık hizmetleri ücretsiz. Neden insanlar Türkiye'ye sağlık için gelsinler ki derdim. Demek ki sebeplerden bir tanesi buymuş. Yani diş ve gözü kesinlikle Kanada'daki sağlık sistemi kapsamıyor. Bunlar biraz estetik maksatlı yapıldığı düşünülerekten sigorta firmaları kapsam dışında tutuyorlar. Ayrıca gelen turistlerden bazıları da az önce söylediğim sebeplerden dolayı mesela bir MR çektirmek için 4 ay 6 ay bekleyeceğini ya da ne bileyim basit bir şeyden dolayı 6 ay 1 yıl bekleyeceğini gidip Türkiye'de muayene olup gelirim diyor. Zaten vize problemleri yok. Türkiye çok ucuz bir ülke. Haliyle Türkiye'ye giderim gelirim çok güzel bir muayenem olurum, tatilimi de yaparım. Kültüre de bir gezi düzenlemiş olurum değil. Türkiye'ye bu yüzden gidenler çok fazla. Evet, sağlık hizmetleri sigortanız varsa ücretsiz ama sigortanız yoksa en basit bir apandis ameliyatına bile 40-50 bin dolar harcayabilirsiniz. Maalesef durum böyle. Yani kısacası bu konuyla alakalı şunu söyleyip bitireyim. Kanada'ya gidecekseniz kesinlikle göz ve diş bakımlarınızı yaptırıp da gidin. Hatta şüpheli dişiniz varsa hafif böyle 6 ay 1 yıl sonra sizi rahatsız edecek. Gerekirse onu da yaptırıp öyle gidin. Yani kısacası Kanada'da sağlık hizmetleri hastane ücretsiz eğer doktor bulursanız. Kanada ile alakalı değinmek istediğim diğer bir husus da Kanada'nın çok soğuk olduğu, yılın tamamında Kanada'nın aşırı derecede soğuk olduğu meselesi. Son yıllarda Mars gezegeni ile ilgili yapılan araştırmalar ve yaşam belirtileri gündeme sık sık gelirken ortaya ilginç bilgiler de çıkmıyor değil. 1947 yılında Yukon'da kaydedilen -63 derece sıcaklık yaklaşık olarak Mars yüzeyi ile aynı ısıya denk geliyor. Ortalama kış aylarında -25'lere kadar düşen sıcaklıkların normal olarak görüldüğü Kanada, Mars ile ilgili haberlerle sosyal medyada sıklıkla gündeme gelmeye başladı. Kanada'da soğuk havalar ve zorlu kış koşulları ilk başlarda gözünüzü korkutsa da gelişmiş bir ekonomiye ve yaşam standartlarına sahip ülkenin bu konuda yürüttüğü çalışmalar insan hayatını kolaylaştırmaktadır. Ancak şunu da söylemeden edemeyeceğim. Kanada gerçekten çok büyük bir ülke. Yüzölçümü bakımından Rusya'dan sonra dünyanın en büyük ülkesi. Yani bunu şundan dolayı söylüyorum. Kanada ile alakalı genelleme yaparken bu yüzölçümünü göz önünde bulundurmak lazım. Mesela Batı Kanada'da özellikle Türklerin de çok yaşadığı Toronto kısımlarında gerçekten kışlar çok şiddetli geçerken yani yılın 3-4 ayı hariç gerçekten çok soğuk olurken British Columbia bölgesinde yani Kanada'nın en doğusunda özellikle Vancouver şehri biraz İstanbul gibi. Vancouver bu yönüyle İstanbul'a çok benzetir. Yani aşırı soğuklar olmuyor fakat çok yağışlı olan bir yer ama kesinlikle aşırı soğuk olan bir yer değil. Yani Kanada'ya gittiğiniz ve aşırı soğukları sevmiyorsanız Vancouver bölgesinde yaşayabilirsiniz. Bu da Kanada ile alakalı yanlış bilinen bilgilerden bir tanesi. Yani Kanada'nın her tarafı aşırı derecede soğuk değil. Vancouver kısmı, British Columbia kısmı yaşanılabilir gayet güzel bir iklime sahip. Kanada ile alakalı bilinen yanlışlardan başka bir tanesi de Kanada'da hemen köşelik olurum, hemen çok zengin olurum, hiçbir şekilde iş sıkıntısı yok bilgisi. Bu kesinlikle doğru değil. Kanada'da iş bulmak, hele hele standart bir iş bulmak, elit bir iş bulmaktan bahsetmiyorum artık. Standart bir iş bulmak kesinlikle o kadar da kolay değil. Ama ben Uber yaparım, pizza dağıtırım, ne iş olsa yaparım derseniz Kanada'da kesinlikle iş bulma konusunda sıkıntı yaşamazsınız. Ama onun haricinde biraz daha standartları iyi olan bir iş, maaşı, sigortası, şartları iyi olan bir iş bulayım derseniz bu kesinlikle kolay değil. Bir kere Kanada tecrübesi olması gerekiyor. Kanada'da iş bulma konusundaki en büyük sıkıntı bu aslında. Yani nereye giderseniz gidin, Türkiye'de ne kadar tecrübeli bir insan olursanız olun mutlaka Kanada'ya geldiğiniz zaman sizden Kanada tecrübesi isteniyor. Yani 20-30 yıldır iş dünyasında da olsanız Kanada'ya geldiğiniz zaman sıfır olarak kabul ediliyorsunuz. Çünkü sizden Kanada tecrübesi isteniyor. Yani kısacası ne kadar nitelikli bir insan olursanız olun Kanada'ya geldiğiniz zaman
iş konusunda sıfır olduğunuzu unutmayın. Bazen gerçekten öyle oluyor ki pizza dağıtma işini bile bulmak, yani en basit pizza dağıtma işini bulmak bile zor olabiliyor. Hiç de öyle dışarıdan gördüğünüz, duyduğunuz gibi hemen her yerde sizi bekliyorlarmış gibi, kapılarını açıyorlarmış gibi öyle bir ortam yok kesinlikle. Ama şunu da söyleyelim, eğer Kanada mezunuysanız, özellikle üniversiteyi Kanada'da okuduysanız, Kanada'da iş bulmanız gerçekten biraz daha kolay. Yani sonuçta ömür boyu garsonluk yapamazsınız. Güzel bir iş bulmak için de ya Kanada mezunu olmalısınız ya da Kanada tecrübesine sahip olmalısınız. Bilinen yanlışlardan bir tanesi de bu. Kanada ile alakalı bilinen yanlış bilgilerden bir tanesi de Kanada'nın Amerika için bir geçiş kapısı oldu. Böyle bir şey kesinlikle yok. Kanada'da PR yani permanent residence yani daimi ikamet almış olsanız bile bu size kesinlikle ABD'de çalışma hakkı vermez. Yani bunu Avrupa Birliği gibi düşünmeyin. İşte Almanya'da daimi ikametgah alınca Hollanda'da da çalışırım, Fransa'da da, İtalya'da da çalışırım. Böyle bir şey yok. Amerika ile Kanada kesinlikle bu konuda birbirinden farklı ülkeler ve birbirlerinin verdikleri daimi ikametgahı. Yani birbirlerinin vatandaşı, bir ülkenin vatandaşı diğer ülkede gidip istediği gibi rahat bir şekilde çalışamaz. Yine yabancılar hangi statüde ise o statüde çalışabilir. Sadece vize konusunda bir tık daha avantajlı duruma düşersiniz. Yani Kanada'da PR'ınız, daimi ikametgahınız varsa Amerika'ya rahatlıkla vize alabilirsiniz veya tam tersi. Ama onun dışında Kanada'da alacağınız daimi ikamet size Amerika'da çalışma hakkı vermediği gibi Amerika'ya vizesiz giriş hakkı da vermiyor. PR dediğim gibi Kanada'ya mahsus bir şey, Amerika ile alakalı değil. Kanada'nın bence olumsuz taraflarından bir tanesi de Kanada'da vergi sistemi gerçekten çok yüksek. Yani siz bir iş adamıysanız kazancınızın en az %40'ı kesinlikle vergi ödemeniz gerekiyor. Türkiye'de %15, %20'lerde olan vergi sistemi Kanada'da %30-40. Tabii buna KDV'yi de dahil ettiğiniz zaman neredeyse kazancınızın %50'sini devlete ödüyorsunuz. Yani devlette sizin bir ortağınız, ne iş yaparsanız yapın bir ortağınız da devlet, bunu unutmayın. Tabii bu sadece iş adamları için geçerli değil. Kanada'daki diğer çalışanlar, memurlar, doktorlar, herkes için geçerli bir şey. Mesela bir doktor Kanada'da, Toronto için söyleyeyim, yaklaşık yıllık 350 bin Kanada doları gibi bir ücret alıyor. Ama bu 350 bin doların vergisiydi, oydu, buydu çıktığı zaman 200 bin dolara bile gelmiyor. Bu aslında tüm çalışanlar için geçerli. Neredeyse aldıkları, kazandıkları ücretin %50'ye yakını, %50 olmuyor bazen ama en az %40'ı kesinlikle devlete gidiyor. Dediğim gibi devlet de sizin bir ortağınız, bunu hiç unutmayın. İster serbest meslek yapın, ister bir fabrikada çalışın, ister devlet memuru olun. Her zaman bir ortağınız, yanınızda beslemeniz gereken bir de devlet olduğunu unutmayın. Burada tabii şu gündeme geliyor. Kanada'da neden vergiler bu kadar yüksek? Çünkü Kanada sosyal devlet. Kanada vatandaşlarına gerçekten çok fazla oranda hizmet sunuyor. Yani %30, %40 vergi veriyorsunuz ama bu vergilerin karşılığını gerçekten fazlasıyla alıyorsunuz. Yani bu vergiler size yol, su, elektrik olarak kesinlikle fazlasıyla dönüyor. Zaten bu kadar yüksek vergi alınmasa herhalde Kanada'da bu kadar büyük sosyal devlet olamazdı diye düşünüyorum. Kanada ile alakalı herkesin çok pozitif bulduğu ama benim kesinlikle negatif bulduğum bir meseleye de değinmek istiyorum. Kanada'da aşırı derecede çok fazla özür dilerler. Yani o kadar çok sorry derler ki yani inanamazsınız. Belediye otobüslerinde bile bazen çalışmadığı zaman yukarıda ekrana sorry yazar. Yani bu sorry olayı o kadar yaygın ki bazen siz birisine çarparsınız. Aslında suçlu sizsiniz, siz çarptınız. Ama yine de o çarptığınız kişi kendisi suçluymuş gibi, kendisi çarpmış gibi sorry der. 50 kere sorry der, I'm sorry der. Yani bu üzüntüsünü o kadar çok belirtir ki aslında ilk başlarda bana çok pozitif gibi geldi. Ne kadar kibar insanlar, ne kadar iyiler falan filan böyle. İlk başlarda çok pozitif buldum. Ama şu an kesinlikle biraz daha yapmacık olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Herkes yüzünüze güler, herkes gülümser, herkes mutlaka selam verir. Selamlaşmak çok önemlidir Kanada'da. Ama kimse sizinle dost olmaz. Kanada'da herkesle arkadaş olabilirsiniz ama kolay kolay hiç kimseyle dost olamazsınız. Bazen bu kibarlıkların o kadar çok abartırlar ki. Mesela diyelim ki siz çok kötü bir tişört giydiniz. Aslında başka bir tişört bulamadınız. Temiz o tişörtünüz vardı. Ütülemediniz bile. Öylece giyip çıktınız. Çok kötü bir durumdasınız. Kendiniz bile hiç beğenmediniz. Mesela arkadaş sizi görünce der ki aa tişörtün ne güzelmiştir. Size böyle pozitif bir şey söyler. Aslında söylemek istediği şey şu. Aslında içinden geçen size söylemek istediği şey şu.
vay be o kadar berbat bir tişörtü de giyebiliyorsun ya gibi bir şey söylemek ister. Ama bunu söylemek yerine aa ne kadar güzel tişörtüm var gibi bence bu bazen çok rahatsız edici olabiliyor. Yani buna artık kibarlık mı dersiniz, ikiyüzlülük mü dersiniz, yalan söylemek mi dersiniz, ne derseniz deyin. Ama şunu söyleyeyim, ben bazen bu tip şeylerden rahatsız olabiliyorum. Yani bazen kişiye doğrusu söylense daha güzel, daha faydalı olabilir diye düşünüyorum. Bu konuda bazen şu tip yanılgılar da olabiliyor. Mesela diyelim ki Kanada'da bir iş görüşmesine gidiyorsunuz. Sizinle mülakat yapan kişi sizinle alakalı çok güzel şeyler söylüyor. Oo harikasın, mükemmelsin, perfectsin, tam aradığımız adamsın gibi çok güzel şeyler söylüyor. Siz de mülakat bitince iş cepte garanti diyorsunuz, eve gidiyorsunuz. Ama bir daha sizi ne arıyorlar, ne soruyorlar. Oysa ki mesela Türkiye'de bu durum şu şekilde olabiliyor. Bir iş görüşmesine gidiyorsunuz. Size çok net bir şekilde şunu söyleyebiliyorlar. Biz en az 4 yıllık tecrübeli bir kişi arıyoruz. Bu alanda şu şekillerde tecrübeli olmanız gerekirdi. Veya tamam siz iyisiniz, bu iş için güzel bir adaysınız ama dil bilmiyorsunuz. Ya da sizin seyahat sorununuz var, bize seyahat sorunu olmayan birisi lazım gibi. Çok net bir şekilde söyleyebiliyorlar. Daha gerçekçi, daha realistik davranabiliyorlar. Öbür tarafta 5 dakika mutlu oluyorsunuz ama ömür boyu kızıp sinirleniyorsunuz. Kanada ile alakalı bence olumsuz taraflardan bir tanesi de konaklama konusu ciddi problem oluyor. Problem oluyor derken şunu kastediyorum. Mesela siz Kanada'da herhangi bir şehirde, herhangi bir mahallede ev kiralayacaksanız ev sahibi mutlaka sizin kredibilitenize bakıyor. Kredibilite şu, siz daha önce nerelerde kaldınız, herhangi bir sorun yaşadınız mı, kiranızı düzenli bir şekilde ödediniz mi veya herhangi bir bankadan kredi çekip kredinizi düzenli ödediniz mi veya kredi kartları ödemesiyle alakalı bir sıkıntı yaşadınız mı, hiç borç batağına düştünüz mü? Tüm bunlar sizin kredi geçmişiniz oluyor, kredibiliteniz oluyor. Aynı şey Amerika'da da var aslında. Kredibilitenize göre ev kiralayabiliyorsunuz. Diyelim ki her şey güzel. Yani hiçbir kredibilite sorununuz yok. Ama bu sefer de evler gerçekten çok pahalı. Özellikle Toronto'yu söyleyeyim mesela. 1500-2000 Kanada dolarından aşağı doğru düzgün hiçbir ev yok. Var ama şöyle var. Mesela bekarsanız, diyelim ki 4-5 başka arkadaşla ev kiralayacaksanız yine kişi başı en az 750 dolar, 1000 dolar civarında bir masraf etmek zorunda kalıyorsunuz. Yani konaklama olayı Kanada'da gerçekten çok pahalı bence. Toronto, Vancouver, Montreal gibi şehirlerin dışına çıktığınız zaman bu fiyatlar nispeten daha ucuz. Hatta yarı yarıya ucuzlayabiliyor ama yine de kesinlikle çok ucuz değil. Bence Kanada'ya gelmek isteyenlerin kesinlikle bilmesi gereken önemli hususlardan bir tanesi bu. Konaklama olayı çok pahalı. Eğer Kanada'ya turistik geliyorsanız zaten sorun yok. Ama Kanada'ya mesela diyelim ki nitelikli bir işçisiniz ve göç ediyorsunuz. Kesinlikle ilk 6 ay kirayı karşılayacak kadar yanınızda parayla gelmenizi tavsiye ederim. Diğer türlü çok sıkıntılı durumlara düşebilirsiniz. Bir Türk vatandaşı gözüyle Kanada ile alakalı olumsuz meselelerden bir tanesi de Kanada'nın Türkiye'den çok uzak olması. Kanada'nın Türkiye'den uzak olması bazen hiç problem olmayabilir. Hatta siz uzaklarda yaşamayı daha çok seviyor olabilirsiniz. Ama problem şu, sonuçta siz sosyal bir varlıksınız. Yani sizin aileniz, akrabalarınız var. Diyelim ki Allah korusun bir yakınınız vefat etse, hemen cenazeye yetişmek zorunda kalsanız. Gerçekten Kanada çok uzak bir ülke. Yani aynı gün hemen o gün uçak bileti bulabilseniz bile kesinlikle normalde 1500-2000 dolar olan uçak bileti en az 5000 dolar, 6000 dolar oluyor. Bunu göze almanız gerekir. Artı 5-6 bin dolarlık uçak bileti bulsanız bile nereden baksanız oydu buydu derken gelmesi en erken 20 saati buluyor. Zaten 11-12 saat yol sürüyor. Diğer geçen süreyi de düşündüğünüz zaman en erken 20 saatte Türkiye'de olabiliyorsunuz. Bunları da göz önünde bulundurmak lazım. Yani sürekli Türkiye'ye gidip gelemezsiniz. En iyi ihtimalle yılda bir, belki durumunuz, maddi durumunuz biraz iyidir. 6 ayda bir gidip gelebilirsiniz. Ama çok kolay olmuyor. Özellikle kalabalık bir aileyseniz, yani 5-6 kişilik bir aileyseniz sadece uçak biletiniz bile 20 bin dolar gibi bir ücret tutabiliyor. O yüzden uzaklık birçok kişi için çok büyük bir dezavantaj olabiliyor. Ama benim maddi durumum çok iyi. Kesinlikle en ufak bir ekonomik problemim yok diyorsanız Türk Hava Yolları'nın Toronto'ya İstanbul'dan her gün karşılıklı uçuşları var. O konuda hiçbir sorun yok. Bindiniz ertesi gün Türkiye, bindiniz ertesi gün Kanada. Sizin için hiçbir problem yok. Kanada ile alakalı bazılarının olumsuz, bazılarının da çok olumlu bulduğu
hususlardan bir tanesi şu. Kanadalılar başkalarının özel hayatlarına karışmayı kesinlikle sevmezler. Yani hiçbir Kanadalı size kaç kardeşin var, şu kardeşin ne iş yapıyor, bu kardeşin nerede çalışıyor gibi aileyle alakalı kesinlikle soru sormak istemezler. Belki size nelerden hoşlanıyorsun, hobilerin nedir gibi sizi ilgilendiren sorular sorabilirler ama kesinlikle sizin ailenizi sormazlar. Mesela diyelim ki siz 40 yaşındasınız ve bekarsınız. Hiçbir zaman size o 40 yaşına gelmişsin, niye evlenmemişsin gibi böyle sorular asla sormazlar. Ama Türkiye'de bunu çok yapıyorlar. Mesela siz 40 yaşında bekar olsanız mutlaka size niye evlenmedin, evlenmek mi istemedin, kimseyi mi bulamadın falan gibi çok rahatsız edici soru sorabilirler. Gibi çok rahatsız edici sorular sorabilirler. Mesela diyelim ki siz 10 yıllık evli bir çiftsiniz ama henüz çocuğunuz yok. Size mutlaka Türkiye'de niye çocuğun yok, kendin mi istemiyorsun, işte çocuk sahibi olmak şöyle iyi bir şey, böyle bir şey, iyi bir şey. Sizi o kadar çok rahatsız ederler ki. Ama Kanada'da asla hiç kimse size ya sen 10 yıldır evlisin, niye çocuk sahibi değilsin gibi bir soru asla sormaz. Bu kesinlikle sizin özel hayatınızdır, kimse karışmaz. Bu Kanada ile alakalı bence güzel bir şey ama birçok kişi bunu olumsuz da bulabiliyor. Yani şöyle olumsuz bulabiliyor. Mesela insanlarla kolay kolay arkadaş, dost olamıyorsunuz. Çok yüzeysel kalıyor ilişkileriniz. Yani bir insanla dost olsanız onun her şeyini bilmek istersiniz. Ama bu şekilde olunca kesinlikle ailesiyle alakalı da detaylı sorular soramıyorsunuz. Kanada'da herkesle arkadaş olabilirsiniz ama kimseyle dost olamazsınız. Bu da Kanada'nın acı gerçeklerinden bir tanesi. Kanada ile alakalı söyleyeceğim son olumsuzluk Kanada'nın aşırı derecede pahalı olması. Kanada'ya ilk geldiğinizde kazanacağınız parayı düşündüğünüz zaman gerçekten çok mutlu oluyorsunuz. Yani ayda çok rahat 4-5 bin dolar kazanabilirim diye düşünüyorsunuz ve bu 4-5 bin doları Türk parasına bir çeviriyorsunuz, hop 6 ayda zengin oluyorsunuz. Ama maalesef gerçekler böyle değil. 4-5 bin dolar Kanada'da özellikle Montreal, Toronto, Vancouver gibi şehirlerde Türkiye'deki asgari ücretiniz gibi düşünebilirsiniz. Yani asgari ücret alan birisi nasıl ki Türkiye'de kolay kolay geçinemiyorsa, hele Ankara, İstanbul gibi şehirlerde neredeyse ancak ev kirasına yetiyorsa aldığı para, burada da maalesef aynı durum söz konusu. Yani asgari ücret veren bir işte çalıştığınız zaman 2-3 bin dolar elinize geçerse o parayla gerçekten hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ancak ev kiranıza yetebiliyor. Yani Kanada'da aldığınız ücret Türkiye'ye kıyasla çok yüksek olabilir. Ama Kanada'daki harcamalarınız da o nispetle yüksek oluyor. Yani şöyle söyleyeyim. Kanada'da asgari ücretle çalışıp geçinen ben hiç kimseyi tanımıyorum şahsen. Mutlaka ya pizza dağıtıyorlar ya Uber yapıyorlar. Ekstra mutlaka bir iş yapmak gerekiyor. Diğer türlü hayat gerçekten çok pahalı. Yani sadece kazandığınıza değil harcadığınıza da bakmanız gerekiyor. Bu dengeyi de tutturmak için mutlaka 2-3 tane iş yapmak zorunda kalabiliyorsunuz. Hafta sonları dinlenmeyip çalışmak zorunda kalabiliyorsunuz. Ama eğer siz Kanada standartlarında nitelikli bir kişiyseniz, standartlarda veya standartların hafif üstünde bir iş yapıyorsanız Kanada'da çok rahat edebilirsiniz. Yani şöyle bir örnek vereyim. İstanbul'daki bir öğretmen eğer evi kiraysa gerçekten çok zor geçinir. Yani abartmayalım. İşte evinin kirasını verir. Kendisine de ancak mutfak masraflarını, işte zorunlu ihtiyaçları karşılayacak kadar para kalabilir. Ama Kanada'nın güzel tarafı şu. Kanada'daki bir öğretmen kesinlikle 3-5 aylık maaşıyla son model bir araba da alabilir. Kesinlikle bir ev almak için uzun vadeli kredi öder ama böyle bir krediye de girebilir. Yani Kanada'nın bu imkanları Türkiye'ye göre çok daha fazla. Kısacası Kanada'daki kazancınızla alakalı şunu söyleyeyim. Kazancınız ne kadar iyi olursa harcamalarınız da o kadar yüksek oluyor. Yani Kanada'ya gelme sebeplerinden bir tanesi para biriktirmek, zengin olmak kesinlikle olmasın. Çünkü bu durumu gerçekleştirebilen şu ana kadar hiç kimseyi görmedim açıkçası. Kanada konusunda yanlış bilinenlerle alakalı hazırladığım video bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Beğendiyseniz beğenip abone olursanız çok memnun olurum. Vakit ayırıp izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler.